Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam 7. derste karşınızdayım ve konumuz imgeli anlatım, imgeli söyleyiş. Çok çok önemli bir başlık. Artık ÖSYM sıkça geçiriyor sorularında. Lütfen buna dikkat edelim. İmgeli anlatım. Edebi eserlerde anlatılmak isteneni daha canlı, etkili görünür kılmak maksadıyla zihinde canlandırılmaya çalışılan görüntü. Çağrışımlardan, benzetmelerden faydalanılabilir. Burada bakın şimdi. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Attila İlhan'ın mükemmel bir şiiri bu. Arkadaşlar çok aşık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Vazgeçemeyecek kadar sevdiğini anlatmaya çalışıyor. Ne ile? Mıhla. Mıh ne demek arkadaşlar? Çivi. Bakın kafamızda ne canlandırmaya çalışıyor? Bir yere bir çivi çakıldığında çıkarmak zordur değil mi? İşte diyor ki sen benim aklıma öyle çakıldın diyor. Bakın tabiattaki herhangi bir şeyden hareketle anlatmak istediğini daha canlı bir biçimde ifade etmiş oldu. Biz buna imgeli anlatım diyoruz. İkiz hayaletler gibi yürüdük pustu, pustu aydınlıkta o bahar günü. Arkadaşlar belki sessiz sedasız yürüyüşlerini, belki çok uyumlu yürüyüşlerini ikiz hayalete benzeterek gözümüzde canlandırmaya çalışmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar ve imgeli söyleyiş yapmıştır. Güzel gitti diye Pınar ağladı. Acı, acıdı yüreğim yandı pınara. Arkadaşlar burada Pınar ağlamaz değil mi? Aslında aşık kendi içindeki duyguyu bize aktarmaya çalışıyor. Ama bunu nasıl anlatıyor? Pınar bile ağladı. O suyun akışını ağlamaya benzeterek ne derecede üzüldüğünü, ne kadar çok ağladığını ifade etmek için bu benzetmeden faydalanıyor. Dolayısıyla bizim gözümüzde daha canlı bir biçimde ortaya koymuş oluyor. Evet videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kolay gelsin.